Hepinize merhaba. Umarım iyisinizdir. Bugün sizin bana uzun zamandır sorduğunuz, etrafımdaki insanların da çok fazla yakındığı bir konudan bahsedeceğim ve size yardımcı olmaya çalışacağım. Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanırım? Hangi kitaplarla başlamalıyım? Ve düzenli kitap okumak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim gibi sorular geliyor. Etrafımdaki insanlara baktığımda bunlarda çok fazla yakınan insan görüyorum. Ve bu soruları bugün size yanıtlayıp yardımcı olmaya çalışacağım. Öncelikle uzun ve kalın kitaplar, böyle anlatımı, dili çok zor olan kitapları seçmemeliyiz başlangıç olarak. Bu Dostoyevski'nin betimlemeleri olabilir. Çünkü çok uzun bir betimleme yaptığı için bundan sıkılabilirsiniz. Daha kısa ve akıcı, dili sade olan kitaplarla başlamanız gerekiyor. Ve lütfen elinize aldığınızda kitabı 10 sayfa okuyup bırakmak yerine biraz yol alın, hikaye sizi içine alsın ve öyle devam edin. Bugün bu kitaplardan bahsedeceğim. Kısa, sade, akıcı kitaplar olacak bunlar. İlk kitapla başlayalım. İlk kitap Stephen Zweig'ın Korku kitabı. Bu kitapta ana karakteri olan Aylin monoton ve rahat bir yaşam sürüyor. Her şey elde edebiliyor, yani istediği her şey hayatında var. Ve bu durumdan sıkıldığı için, bu monotonluktan sıkıldığı için kocasını bir gün bir piyaniste aldatıyor. Genç bir piyaniste. Ve daha sonra bir gün piyanistin yanından dönerken yaşlı bir kadın her şeyi biliyorum ve kocana anlatacağım diye tehdit ediyor. Bunun üzerine Aylin'i dehşet bir korku sarıyor ve bu korku yüzünden kendini kaybediyor. Yaptığı hareketlerin ne kadar saçma, anlamsız olduğunu anlıyor. Ve aslında hayatının ne kadar güzel olduğunu fark ediyor. Aslında sıkıldığı hayatı kaybetme ihtimalini düşündüğünde ne kadar kötü hissettiğini anlıyor. Ve hayatının değerini, kıymetini biliyor. Ve tabii ki de kitap asla bu şekilde bitmiyor. Kitabın sonunda dehşet şaşırıyorsunuz. Tabii her zaman olduğu gibi Stephen Zweig yine şaşırtmıştı beni. Sonu hiç beklemediğiniz bir şekilde bitiyor. Kesinlikle okunması gereken kitaplardan. 2 öykü 80 sayfa, ben bu şekilde almıştım. Tabii siz isterseniz başka yayını da alabilirsiniz. Mavi Çatı Yayınları'nın olduğu için güvenerek alabildim. Kitapları genellikle ince ve akıcı bir dille yazıldığı için kesinlikle Stephen Zweig'in kitaplarını size önerebilirim. İkinci kitap Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna. Hepiniz bunu duymuşsunuzdur. Her yerde görmüşsünüzdür. Eğer hiç görmediyseniz ve ilk defa duyuyorsanız muhtemelen yeni yeni kitap okumaya çalışıyorsunuz ve videomu açtığınız için size teşekkür ederim. Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna kitabında Sabahattin Ali bir karakteri resim sergisine götürür ve bu resim sergisindeki bir tabloya karakter aşık olur. Oradaki kadına aşık olur ve günlerce gelip sadece o tabloya bakıp gider. Ve olay bunun etrafından döner. Hikaye bu şekilde başlıyor. Devamını asla anlatmayacağım. Çünkü hepiniz okuyun. Kendiniz içine girin ve keşfedin. Sabahattin Ali'nin zaten kitaplarına girdiğinizde çıkamıyorsunuz ve devamını sürekli istiyorsunuz. Aynı şey Stephen Zweig kitabı için de öyle. İkisi de muhteşem yazarlar. Üçüncü kitap Senden Önce Ben kitabı. Bu diğer kitaplara göre biraz kalın ama aşırı akıcı bir kitap. Ben bunu lisede falan okumuştum ama hala unutmadım. Zaten daha sonra filmi de çıktı bunun. Ben İlk önce kitabını okuduğum için şanslıyım tabii ki de. Karakterlerden bir tanesi sadece başı ve eli tutuyor. Yani başından ve elinden aşağısı tutmuyor. Ve bunun doktoru var, gayet zengin bir aile. Sadece ona bir arkadaş istiyorlar. Ona bir dost istiyorlar. Tekrar hayata tutunmasını istiyorlar karakterin. Ve diğer ana karakter de hikayenin tam olarak bu kısmında giriyor. Diğer karakterin işe ihtiyacı olduğu için bu işi almak zorunda ve daha önce hiçbir tecrübesi yok. İşe giriyor ve ikisinin dostluğundan bahsediyor. İkisinin hayata tutunma çabasından bahsediyor. Çok güzel ve duygusal bir kitap. Böyle okurken gözlerinizin dolacağı bir kitap. Ben normalde çok fazla böyle duygularımı yoğun yaşayan biri olmadığım için ben etkilendiysem muhtemelen siz de etkilenirsiniz diye düşünüyorum. Geçelim diğer kitaba. Diğer kitap ise Oğullar ve Rencide Ruhlar kitabı. Bu kitaba bayıldım. 5 yaşındaki bir çocuğun ağzından anlatıyorlar hikayeyi ve 5 yaşındaki bir çocuk nasıl bir polisiye romanın içine girer de hikayeyi anlatır derseniz onu da Alper Canıgüz'e sormak gerekiyor. Kitap efsane ve Türkiye'de, Türk edebiyatında çok nadir sayıda anlatım dili farklı olan yazarlar var. Diğerlerine klişe demiyorum ama hepsi tek düze ve anlatım dili sade, sıradan. Ama Alper Canıgüz, işte Murat Menteş gibi birkaç tane yazar keşfettim ve bunların
muhteşem bir anlatım dili var. Kesinlikle Alper Canıgüz'ün kitabını almanızı tavsiye ediyorum. 5 yaşındaki çocuğun ağzından bütün olayı, bütün kurguyu çözmeye çalışıyorsunuz. Aynı zamanda çocuğun küfürlerini, o komik hallerini de görüyorsunuz. Argo tabii ki de var içinde. Yine bir Stephen Zweig kitabı, Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu. Bunu okuyarak başlamıştım Stephen Zweig'a ve kitabı bir saatte bitirmiştim. Dediğim gibi zaten akıcı. Kitap muhteşem. Bir aşk hikayesinden bahsediyor ama o aşk hikayesini o kadar naif anlatıyor ki. Ben normalde böyle çok vıcık vıcık aşk sevmem ya da böyle çok aşk kitaplarına bayılmam. Böyle senin için ölüyorum bitiyorum sevmiyorum, hoşlanmıyorum bunlardan. Ama bu öyle bir kitap değildi. Bu çok duygusal, çok güzel yazılmış bir kitaptı. Tamamen duygularını yoğun yaşayan bir karakterimiz var. Ve bu karakter bir mektup yazıyor. Siz de kitap boyunca o mektubu okuyorsunuz ama efsane bir kitap. Kesinlikle alabilirsiniz ve okumanızı tavsiye ediyorum. Bununla ilgili daha uzun bir video yapmıştım. Onu da yukarı fırlatırım. Ve gelelim bir diğer kitaba. Doğu'nun Limanları. Bu kitap Adana'da geçiyor. Ermenilerle ilgili ve Türkiye'nin gerçeklerinden bahsediyor. Gerçek bir hikayeden bahsediyor. Gerçek bir acıdan bahsediyor. Bir yaşanmışlık var içinde. O yüzden sevmemeniz, kapılmamanız imkansız. Lütfen kitabı okuyun. Ama size şöyle bir şey söyleyeceğim. Kitap böyle çok akıcı, sürükleyici değil. Sadece bir yaşanmışlık var. Bu yüzden kitabı ister istemez okuyorsunuz. Ama diğerlerine göre okuması bir tık daha zor. Bunun dışında Ayşe Kulin'in kitapları yine yaşanmışlık vardır içinde. Huzursuzluk kitabı yine yaşanmışlık barındırır ve bu kitaplar da iyidir. Ayşe Kulin'in bütün kitapları genellikle tarihi olaylardan esinlenilmiş ya da gerçekten bu ülkede yaşanmış olaylardan bahseden kitaplardır. Huzursuzluk kitabı bir ara o kadar çok sattı ve o kadar çok sattı ki videosunu çekmemek için kendimi zor tuttum. Çünkü etrafta herkes bir huzursuzluk, huzursuzluk diye anlatıyordu. Dedim ki bu kadar kişi varken senin videon neden izlensin? Neden böyle bir şey yapasın? O yüzden yapmadım. Ama tabii ki de tavsiye ediyorum ve efsane bir kitap. Hatta etrafımdaki birçok insana da o kitabı okutmuştum. Aynı zamanda Bilinmeyen Bir Kadının Mektubunu da o şekilde okutmuştum. Bunlar gerçekten okumayan insanlar tarafından bile okunan kitaplardı. Lütfen siz de kitap okumaya böyle başlayın. Lütfen aldığınız kitaplar ince, akıcı ve içinde olay örgüsü olan kurgu kitapları olsun. Gidip de bir felsefik, bir psikolojik kitapla başlamayın kitap okuma alışkanlığı kazanmaya. Bu sizi zorlar ve sizin hevesinizi kırar. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.